Gelişen yüzüyle İstanbul ilçeleri arasında adından sıkça söz ettiren ilçemizde cennet memleketimizin dört bir köşesinden gelerek buraya yerleşmiş ve burada hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. Anadolu gibidir Bağcılar. Bizler birbirimize gönül bağıyla bağlıyız ve bu bağın adı da memleket sevdası. Cennet yurdumuzun farklı yörelerinden gelip Bağcıların kültürüne zenginlik katan sizlerin ata ocaklarınıza dair hazırlamış olduğumuz bu belgesellerle kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istedik. Birbirimizi daha da yakından tanıyalım dedik. Modern belediyecilik anlayışıyla daha modern, daha gelişmiş bir adım önde Bağcılar için durdurak bilmeden çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu belgeselleri izleyip ata topraklarınız olan özleminizi bir nebze de olsa giderin istedik. İyi seyirler diliyorum. Trabzon, Of, Bölümlü Mahallesi. Karadeniz'in en büyük illerinden biridir Trabzon. Ve Trabzon'un göz bebeği Of'tayız. Yeşilin binbir tonu karşılar bizleri. Karadeniz'de Of'un ayrı bir yeri vardır. İnsanları biz ofluyuz derler. İnsanı merttir Of'un. Ülkesine, bayrağına sevdalıdır oflular. Bölümlü Mahallesi Of'un en güzel mahallelerinden biri. Gördüğümüz her yer çay bahçesi. Mahalle halkı geçimini çay toplayarak sağlıyor. Burada evler çok katlı, yeni yapılmış. Oldukça büyük ve kalabalık bir mahalle burası. Yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş Bölümlü Mahallesi. Dronumuzla havadan bolca çekiyoruz Bölümlü Mahallesi'ni. Köyün tamamına yakınına çay dikilmiş. Bölümlülü hemşerilerimiz her yıl yaz aylarında dolduruyorlar memleketlerin sokaklarını ve hasret gideriyorlar. Mahallede bulunan çay fabrikası da işte burası. Her yıl 3-4 defa toplanır çay burada ve toplanan çaylar kamyonlarla teslim edilir çay fabrikalarına. Mahallede Çaykur'a ait 12 çay ambarı var. Çayların kamyonlarla getirilip ambarlara teslim edilmesi işte böyle oluyor. Köyün içlerinde bulunan camileri görüyoruz. Büyük bir köy olduğunu söylemiştik sizlere. Mahallede 23 tane cami var. Öyle ki bazı yerlerde 4 cami bulunuyor. Bu gördüğünüz tarihi büyük cami tamamen taşlardan yapılmış. Bu cami muhteşem görünüyor. Minaresi ve ahşap çatısı görülmeye değer. 200 yıllık bu tarihi eser köylülerin uğrak yeri. Eğer yolunuz Bölümlü Mahallesi'ne düşerse mutlaka uğrayın bu tarihi camiye. Caminin etrafında bulunan mezarlık da tıpkı cami kadar eski. Köy muhtarımız Salih Payalan, Bölümlü Mahallesi'ni anlatsın bizlere. İzliyoruz. Ben Bölümlü Köyü Muhtarı Salih Payalan. Yaş 68, ilk dönemimdi burada. Daha önce de yaptım ama başka yerde yaptım. Akçay'da yaptım. Bu ikinci dönemim. Köyümüz 9 mahalleden oluşuyor. Belediyeydi. Büyükşehir olunca tek mahalle olduk. Bir tane ortaokulumuz var.
Bir tane ilkokulumuz var, 2 idi, 1'e düştü. Kur'an kursumuz var, 2 tane. Bir Ege Kur'an kursu, bir de kız Kur'an kursu. Çay fabrikamız var. 23 tane çamemiz var. Yazın 8-10 bin nüfus var. Kışında 2000-2500 nüfus kalıyor. Büyükköy, Trabzon'un ikinci büyük köyü, beldesiydi. Daha önce beldeydi. Fakat şimdi tek mahalle oldu. Köyün geçim kaynağı çay. Yazın çay uçkırım yapıyoruz. 14 ambarımız var. Özel sektör de alıyor. Çaykur da alıyor. Belediyemiz var. Muhtarlık binası var. Çay bahçeleri var. 4-5 tane çay bahçesi var. Eski ismi Zisino'ydu. Zisino demek güzel yer demek. Sonra bölümlü oldu. Mahallelerini de İstanbul'dan alıyor. Fatih Mahallesi, Kartal Mahallesi, Taksim Mahallesi, Yıldız Mahallesi, Büyükçame, Emirkan. Böyle devam ediyor. İlkokul var, ana sınıf okulu var, ortaokul var. Daha önce ilkokul 2 taneydi, şimdi şu anda 1 taneye düştü. Nüfus göç etmeye başladı belediye kapandıktan sonra. Buranın nüfusu, normalde nüfusu 19-20 bin. Fakat yaz sezonunda 10-15'e doğru çıkıyor. Kış geldi mi azalıyor. Trabzon'a, Ofa, binhaneden fazla var. Diğerleri de İstanbul, Bursa, diğer yerlerde oturmakta. Bu belgeseli bize hediye eden Bazılar Belediye Başkanı'na, Abdullah Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Herkesin bildiği Of Bölümlük Köyü, Trabzon ilinin büyükşehir olmasıyla birlikte mahalle diye anılıyor. Ama bölge insanı kendi arasında Bölümlük Köyü diyorlar. Büyük caminin yanında bulunan Kız Kur'an Kursu işte burası. Öğrenciler geleceğe burada hazırlanıyor. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle birlikte 15 bine yakın insan oluyormuş bu köyde. Özellikle büyük şehirlerde bulunan gurbetçilerin gelmesiyle şenleniyor Bölümlü'nün sokakları. Mahallede hem kız hem de erkek Kur'an kursu bulunuyor. Of'a 15 kilometre uzaklıkta bir mahalle Bölümlü. Tipik Karadeniz iklimi var. Bölge, Trabzon'a uzak olmasına karşın Rize il merkezine oldukça yakın. O yüzden her yerde çay bahçelerini görebilirsiniz. Ülkemizin çay ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor bu bölge. Çay kamyonu yanaştı. Emekçi Bölümlülü köylüler toplanan çayları teslim edecekler ambara. Çay toplamak oldukça zahmetli bir iş. Toplanan çaylar çuvalların üzerine konulup ağızları bu şekilde bağlanarak teslim ediliyor ambarlara. Kur'an kursunun önünde oldukça geniş bir alan var. Köylülerin toplanma yeri. Oturma grupları konmuş önüne. Kamyonun üzerinde elindeki tırmığıyla toplanan çayları kamyonun arkasına yerleştiren bir mahalleli. Kendisi de kaybolmuş çayların arasında. Ambarlardan alınan çaylar işte böyle kamyonun arkasına dökülüyor. Hummalı bir çalışma var. Bu çaylar çay fabrikalarına gidecek ve orada işlenerek çay haline getirilecek. İncir ağacının önünde gördüğümüz bu eski evi kimler hatırlıyor bakalım. Çatı kısmındaki ahşap işçilik görülmeye değer. Bu eski yapıların birçoğu günümüzde de halen kullanılmakta. Köyün sağlık ocağı çalışır durumda. Hizmet vermeye devam ediyor mahalle halkına. Sizler için aracımızda dolaşıyoruz Bölümlü'yü. Bakımlı bir mahalle.
Eskiden belde olduğu için mahallenin merkezinde ne ararsanız var. PTT binası, marketler. Bir ilçe gibi gelişmiş bir yer burası. Fahrettin Kılıçbay hocamızı dinleyelim. Anlatsın bizlere Bölümlü'yü. İzliyoruz. Büyükçame Mahallesi'nde Fahrettin Kılıçbay. Burada doğdum. 1949 doğumluyum. İlkokul yıllarımız çok enteresandı. Evden okula 1 kilometre yayan giderdik. Öğle yemeğini evden yemek halda giderdik veya işte azık halda giderdik. Orada öğle yemeğimizi yerdik. Ve o zaman da çay yoktu. Tarlaları kazıyorduk. Mısır idi bizim gıdamız. Hayvanlarımız vardı. Annem buranın temel yemeği lahanadır. Kara lahana. Ondan sonra da kaçamak dediğimiz kuymak. Bunlar baş yemekler. Onun haricinde de kuru dahildan çok çeşitli çorbalarımız vardır. İşte mısır kırması vardır. Arpa ile soyulmuş, dövülmüş arpa ile buğday ile yemek yapardık. Komşuluk ilişkileri çok iyiydi. Şimdi çok şehirleştik yani. Ki komşuluk böyle evlere konuşma, muhabbet evlerde yok. Evde televizyon, dışarıda şeyde gündüzün merkeze inersin kahvede, şehir hayatı. Akraba evliliği yaptık zaten, halamın torununla evlendik. Eski günler horon var idi, mermi sigaretleri, olmazsa olmazı mermi atacak. OFF Bölümlü Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Bölümlü Muhtarlığı da burası. Bağcılar'da bulunan Bölümlü Derneği çok aktif bir dernek. Hiç unutmamışlar memleketlerini ve her zaman destek olmuşlar. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'in selamlarıyla geldik bu güzel Karadeniz topraklarına. Anadolu gibidir Bağcılar. İlçemizde Anadolu'nun mis gibi toprak kokan insanlarını her yerde görebilirsiniz. Mahallede bir ilkokul, bir de ortaokul var. Bu okullarda okuyan birçok hemşerimiz ülkemizin her yanına dağılmışlar. Okulun önünde çocuklar için bir de oyun grubu yapılmış. Çay bahçelerinin arasında bulunan bu camimiz oldukça büyük bir cami. Minaresi oldukça büyük. Dedik ya, Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir Trabzon OFF. Yeşiliyle, çayıyla, ormanıyla, yaylalarıyla mutlaka gelmelisiniz OFF Bölümlü Mahallesi'ne. Ve yaşamalısınız Karadeniz'i doyasıya. Hele bir de kuzinenin üzerinde mıhlama varsa, yanında da taze çay, demeyin keyfinize. Bu muhteşem manzaradan ayrılırken, Bağcılar halkının selamlarını da iletmeden gitmeyelim. Selam olsun Karadeniz'e. Selam olsun Trabzon'a, OFF'a, Bölümlü Mahallesi'ne.